Bugün akşam üzeri yaklaşık 50 dakika önce bir kez daha deprem gerçeğimiz kendisine hatırlattı. Elazığ merkezli ve 17.04'te meydana gelen depremin derinliğinin ise ee, hemen aktarayım 16 kilometre olduğu bilgilendirmesi var AFAD'dan. Şu ana kadar bildirilmiş herhangi bir olumsuzluk yok inşallah böyle de gider. Küçük değil, yıkıcı değil ama korkutucu bir deprem diyebiliriz. Hemen bilgileri aktarmaya çalışayım. Saat 17.04'te işte burada Elazığ'dan görüntüler geliyor. Vatandaşı korkutan, bulunduğu yerden dışarı çıkmaya sevk eden büyüklükte bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 16-16,5 kilometre derinlikte 5 büyüklüğündeki bir depremin olduğunu belirtiyor AFAD'ın ölçümleri. Depremden sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. AFAD ve ilgili tüm kurumlarımızın tüm ekipleri sağ aramalarını hemen başladı. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır dedi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum şeklinde bir ifadesi de var. Sadece Elazığ'da değil çevre illerde de deprem hissedildi. O illerden biri de Diyarbakır, komşu Diyarbakır'da aslında bir yandan e, narinle ilgili dava görülürken orada da sarsıntı hissedildi bildiğimiz kadarıyla. Şimdi... Nari'nin davasındaki gelişmeler için Diyarbakır'a doğru ilerleyelim ve de orada da bizi Mehmet Altun bekliyor. Mehmet sanırım siz mahkeme salonundayken de hissettiğiniz depremi herkese geçmiş olsun dileğimizi bir anlamda buradan da iletmiş olayım. Çok bu büyüktü, çok bu sarsıldınız hissettiğini biliyorum yazışmalardan çünkü. Kısaca onu alayım sonra davaya geçelim. Salih Erman teşekkürler öncelikle iyi dileklerin için. Evet mahkeme salonundaydık deprem yaşandığında ve aslında deprem depremi çok fazla kişi hissetmedi. Bazı hissedenler oldu hemen orada birbirine insanlar birbirine baktı ne oldu dercesine. Son akabinde yine dışarıda bekleyen gazeteci arkadaşlarımız da vardı. Onlar da gruptan yazdı sallandık fena sallandık şeklinde bazı yazışmalar oldu. Ve i̇lk etapta depremin Diyarbakır'da olduğunu düşünüldü ama sonrasında zaten açıklamayla birlikte depremin Elazığ'da meydana geldiği ifade edildi. Diyarbakır'da çok az bir şekilde hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk da yaşanmadı. Salih Nayman deprem konusunda tekrar iyi dileklerin için de teşekkür ederim.